Günaydın, günaydın sevgili pilates severler. Hepinize Ebru Uli'den iyi sabahlar. Bugün canlı canlı karşınızdayız. Maillerinizi okudum dün akşam, gerçekten hepsini teker teker okudum. Ne çok sitem etmişsiniz bana, 2 gündür neredesiniz? Bant yayın yapıyorsunuz, Ebru Hanım neredesiniz, hasta mısınız? Sizi merak ettik diye. Evet, ben hasta değilim, iyiyim. Gördüğünüz gibi gayet bomba gibiyim, gayet iyiyim. Paris, Cengiz Abazoğlu'nun Paris'te Paris Moda Haftası vardı, Fashion Week. Onun için gittim. Çok güzel haberlerle geldim buraya. Paylaşacağız biraz sonra zaten. Ama bir an önce pilates yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bağışıklık kazandırıyor, böyle bir alışkanlık yapıyor. 3 gündür pilates yapamıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Hemen pilatese başlamak istiyorum. Hazırsanız, görebiliyorum zaten hazırsınız, bekliyorsunuz. Sizler yapmaya devam ettiğiniz bant yayınla çok teşekkür ediyorum tekrar ilginize. Hazırsanız hemen başlıyoruz şimdi. Hiç vakit kaybetmeyelim, 30 saniye bile. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Ne yapıyoruz? İyi misiniz? Başlayalım, titreme geldi. Başlayalım, titreme geldi. Pilates yapmak durumunda. Tedavisi de yok bu işin. Özlemişsinizdir sizi acı hem çekmeye. Hem de nasıl, ben acayip özledim. Her gün olduğu gibi nasıl başlıyoruz? Doğru nefesle başlıyoruz. Yeni başlayanlar da özellikle dikkatlice izlesinler. Ne dedik? 5 ana prensip: doğru nefes, burundan alıp ağızdan vermek. Hemen şimdi oturma kemiklerimizin üzerine oturduk. Dik bir şekilde nefes alıyoruz. Aldık nefes. Ve veriyoruz. Nefes alıyoruz. Veriyoruz. Çok güzel. Al nefes. Ver. Doğru nefes almak kan dolaşımımızı hızlandırıyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Ve beynimize, vücudumuza, hücrelerimize çok daha oksijen gitmesini sağlıyor. Son bir kez. Aldım nefes. Ve veriyorum. Evet, çok güzel. Şimdi hemen imprint natural pozisyona geçiyoruz. Yattık, evet, yandan bu şekilde gördüğünüzde hafif bir bel boşluğu, biliyorsunuz bu natural pozisyondu. Bel boşluğunun tamamıyla kaybolduğu pozisyon neydi? Artık çok iyi biliyorsunuz, imprint pozisyon. Vallahi hepsini öğrenmişsiniz. Ne diyeyim size, tebrik ediyorum. Nefesle şimdi yapalım. Aldım nefes. Verdim, pubik yukarı. Leğen kemiği göbek deliğine yaklaşıyor. Evet, görüyorsunuz hafif bir bel boşluğu. Tekrar nefes. Ve nefes verdim. Al nefes. Ver. Evet. Tamamıyla bel boşluğum kayboldu. Nefes al tekrar. Ve natural pozisyon. Natural pozisyon neydi? Hafif bir bel boşluğu olduğu pozisyon. Yani kalçanın esasında iki değişik hali. Şimdi tekrar imprint'e geçtiğimizde pubik yukarı, leğen kemiği göbek deliğine yaklaşıyor ve karnınızı içeri çekme ihtiyacı hissediyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi elim, bakın, içeri girmiyor. İmprint pozisyonu da buydu. Şimdi hemen kaburgalarımıza geçelim. Kaburgalarımız da çok önemli. Kapalı tutmayı öğrenmeliyiz. Neden? Karnımızdaki yağlardan daha kısa sürede kurtulmak için. Şimdi şöyle önden baktığımızda herkesin kaburgasının arasında sadece 2 santim olup leğen kemiğine doğru dümdüz iniyor. Vücudumuzda kaburgalarımızın doğru duruşu bu. Şimdi hemen yatıyoruz. Kollarımız yukarıda. Bütün omurlarımızı tek tek hissediyoruz. Nefes aldık. Nefes verirken... Evet, kollar arkaya, çok güzel. Tekrar nefes aldım. Harika. Nefes aldım şimdi. Nefes verirken kollarım arkaya, göğsüm hiç kıpırdamıyor. Bakın, kaburgam kapalı, karnımı içeri çekmeye devam ediyorum. İtin kaburgalarınızı, evet, çekin karnınızı içeri, çok güzel. Tekrar kollar, başlangıç pozisyonu. Nefes aldık şimdi. Ve verdim, çok güzel. Kaburgalarım kapalı, evet, müthiş. Tekrar nefes al. Ve nefes ver tekrar. Evet, şimdi kaburgalarım açık olsa, açayım şöyle bir görün bakalım ne oluyorum. Aranızda böyle duran varsa hemen kendini düzeltsin. Bakın, kaburgam açık, göğsüm dışarı fırladı. Kaburgam açık, karnımı hissetmiyorum ve kocaman bir bel boşluğu var, görüyorsunuz. Bunu asla yapmıyoruz. Şimdi bel boşluğumu kaybediyorum.
Kaburgam kapalı, elimle kontrol ediyorum. Göğsüm içeride, çok güzel. Son bir kez yapalım. Ve tekrar geri dön. Evet, küre kemiklerimizi de hemen bir uyandıralım. Sırtımızı uyandıralım. Oo, evet kesinlikle. Uyanın bakalım. Özlemişiz. Eren yine biraz hasta gibi. Evet. Biraz. Onu ben iyileştireceğim. Kollarımızı uzattık. Burada upuzun kollar. Dirseklerimizi kırmıyoruz. Nefes aldık. Aldım nefes. Ve verdim. Nefes aldım. Ve verdim. Çok güzel. Tekrar nefes, kolları uzat, kürek kemiklerini birbirinden uzaklaştır ve tekrar yakınlaştır, çok iyi. Şimdi tekrar nefes aldım ve veriyorum. Nefes aldım, ver, evet son iki kez. Nefes aldık, upuzun kollar, kürek kemikleri birbirinden uzaklaşıyor ve tekrar yakınlaşıyor, çok güzel. Sırtımız açılıyor, bakalım sırtımız kapanmış mı, ne haldeyiz göreceğiz şimdi. Şimdi başımız, boynumuz, boynumuzun da hareket kapasitesi fazla olduğu için yanlış kullanma riski vardır. Çok dikkat ediyoruz. Boyun fıtığı olanlara her gün ne diyoruz buradan? Lütfen pilates dahil herhangi bir spora başlamadan önce muhakkak doktorunuza danışın. Kontrolünüzü yaptırın. Boynunuzda herhangi bir ağrı varsa, boyun fıtığı, yine aynı şekilde bel fıtığı yaşadıysanız. Şimdi hemen boynumuzu doğru kullanmayı vücudumuzda gösterelim. Boynumuz, başımız çok önemli. Yandan bizi gördüğünüzde hafif bir kıvrım vardır. Evet, sağda ya da solda değil, vücudumuzun tam ortasındaki, omzumuzun ortasında oturan başımız, atlas omurumuzun üzerinde olan vücudumuzun merkezi. Esasında ayakta durduğumuzda da aynı pozisyonda durması gerekiyor başımızın. Çok fazla sağda solda ya da basık bu şekilde boynumuzu ezmiyoruz. Çok fazla yukarıda da değil. Şimdi küçük bir ısınma yapacağız. Yani anlayacağınız, boynumuzu zorlayacak hiçbir şey yapmıyoruz. Bu çok önemli. Nefeste. Nefes aldık şimdi. Biraz yukarı. Tekrar aşağı. Yukarı. Aşağı. Evet, bugün saçımı topladığım için biraz zor yapıyorum bunu. Tekrar. Yukarı. Aşağı. Çok güzel. Yukarı ve aşağı. Evet, boynumuzu ısındırmak için güzel bir ısınma egzersizi. Nefes aldım. Ve veriyorum. Şimdi kollarımı yanlara koydum. Karnımı tutuyorum burada. Kaburgamı kapalı tutacağım. Aynı zamanda boynumu da doğru kullanıyorum. İyice izleyin. Nefes aldık. Verirken kalkıyorum. Çok güzel. Karnım sıkı. Kaburga kapalı. Ve evet, boynum rahat. Tekrar burada kaldım ve nefes aldım. Al nefes. Ve ver. Çok güzel. Nefes al tekrar. Evet, çok güzel. Karnım sıkı, sımsıkı. Kaburgalar kapalı. Tekrar nefes. Nefes vererek geri dön. Nefes aldım. Evet, son kez yapıyoruz. Karnımı sıkı, sımsıkı. Tekrar nefes ver. Al nefes. Ve ver. Evet, ısındık. Çok güzel. İyi hissediyoruz kendimizi. Şimdi ne yapacağız? Hemen iç bacak çalışmaya başlayacağız. Daha sonra uzun bacak, karın, ne yapıyoruz? Sırt, kalça. Bugün böyle sıradan bir geçiyoruz. Ne yapalım? Evet, sol bacağımızı uzatalım. Sağ bacağımız masa pozisyonunda. Karnımızı içeri çekiyoruz, kaburgamızı kontrol ediyoruz. Herkes kaburgasını kontrol etsin. Elinizi koyun kaburganıza. Koydunuz mu? Bakın bakalım. Evet, çok açık duruyor mu böyle yani? Açık durmasın. Evet, kapatmaya çalışın. Karnınızı içeri çekin. Şimdi nefes alıyoruz burada. Al nefes. Verirken daireler. Çok güzel. Evet, iç bacağımızı hissediyoruz. Hafif bir kıtlama sesi duyabilirsiniz. O zaman daireleri biraz daha küçük yapabiliriz. Ve son kez. Şimdi sağ bacağımızı uzattık, sol bacağımızı kaldırdık. Aldık nefes. Nefes vererek yapıyoruz egzersizi. Nefes veriyoruz. Evet, iç bacak çok güzel çalışıyor. Karnımızı tutuyoruz.
ve son iki kez. Çok güzel. Şimdi uzattık bacağımızı. Sağ aynı pozisyondayız. Sağ bacağımızı uzun kullanıyoruz. Burada alt karın da devreye giriyor. Alt karın çok güzel devreye giriyor. Karnınızı içeri çekin. İyice içeri çekin. Evet. Çok güzel. Nefes aldık. Harika. Bunu da nefes vererek yapıyoruz. Evet, şimdi tam tersine döneceğiz. Tam tersi. Evet, tersine döndüğümüzde üst bacağımızda bir yanma hissediyoruz. Bu çok normal. Evet, hissediyoruz bunu çok güzel. Karnımızı içeri çekelim. Çek. Evet, üst bacak yanıyor. Çok iyi hissediyoruz. Ve son iki kez. Yanıyor musun? Evet. Evet, hemen bacakları uzattık şimdi. Diğer bacağı çalıştıracağız. Upuzun bacak. Nefes aldık. Devam. Daireler çiziyoruz, evet. Evet. Son bir iki kez, bir kez daha ve terse dönüyoruz şimdi. Tam tersi. Nefes vererek yapıyoruz. Çok güzel. Evet, upuzun bacaklar. Nefes ver. Çok güzel. Evet, son iki kez. Üst bacak çok güzel yanıyor. Bir kez daha. Wow. Bayağı bir yanıyor. Hissettiniz umarım. Şimdi hemen karınla devam edeceğiz. Karnımızı çalıştıracağız. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi masa pozisyonuna geçiyoruz. Nefes aldık burada. Karnımızı içeri çektik. Karnımız sıkı, kaburgamız kapalı. Evet, sımsıkı karınlar. Al nefes. Orta karın çalışıyor. Evet, orta karın çok güzel çalışıyor. Şimdi eller arkaya. Evet. Obliks. Yan karın kasları çok güzel çalışıyor. Belimizi inceltmek için erkeklerde simit. Evet, bunlar için çok ideal ve güzel. Şimdi evet, makasa geçiyoruz hemen. Makas, eller yanda. Evet, kalçanızın altında da olabilir. Evet, ayaklar flex, makas. Evet, burada tamamıyla alt karın devreye giriyor. Sezaryen sonrası, alt karınlarda sarkma ve yumuşamalara son. Evet, dayanın, son birkaç kez. Ve son kez. Bırakıyoruz. Kırdık dizimizi. Boyun rahat. Sağ bacak, sol bacak. Evet. Bu Paris'ten... Paris'ten nasıl dönmüş Gökhan? Ama orada ne yaptıysa... Moda haftasına gittin, emin misin? Moda haftasına gittim ama ne oldu biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Harun tabii malum, o da pilates bağımlısı. Hadi dedi odada. Yani. Tahmin edebiliyorum. Hadi dedi. Eren çok iyi tanır Harun'u. Hocası. Dedi pilates yapalım dedi.
defileye gitmeden önce. İnanıyorsun. Kesinlikle. Oturduk yani. Biz odada, havluları, mat yok tabii böyle. Havluları serdik ve pilates yaptık. Sonra Cengiz'i anlattık. Deniz de oradaydı. Herkes tabii güldü evet. bize. Ama gerçekten size hak veriyorum ben. Bu bir bağımlılık yaratıyor. O endorfini almak istiyor vücut. Kesinlikle yani. Yani Harun'a gülmedim, kızmadım. Direkt ben de deli gibi yapmaya başladım. İkimiz de yerde havluları serdik ve pilates yapıyoruz. Ya iki gün bile pilatessiz yapamıyorum. Haklısınız. Evet öyle gerçekten ama yani. Bağımlılık yaratıyor. Harun'da bu çok daha şey. Harun'da çok aktif bu duygu. Evet bu duygu çok fazla. O yüzden otel odalarında abi sürekli çalışıyor yani. Evet aynen öyle. Şimdi karınla devam edeceğiz yine. Ne yaptık? Üçlü kombinasyonumuzu yaptık. Evet o bitti. Alt karnı çalıştıralım mı? Hı. Şimdi burada sezeryen olanlar özellikle sezeryenle doğum yapanlarda o kesikten dolayı alt karında böyle bir sarkma olabiliyor. Biraz da kiloluysa hanımlar oluyor. Onun için gerçekten altını çizerek söylüyorum. Çok güzel bir egzersiz. Bunu muhakkak yapın. Sadece sezeryen olmuş değil, alt karnında yağlanma olan, sarkma olan, toparlaması daha zor olan bir bölgedir. O yüzden bunu yapın diyorum ben size. Şimdi yine masa pozisyonundan alalım. Bacakları upuzun uzattık. Nefes alıyoruz, aşağı indiriyoruz. Nefes verdiğinizde uzun yukarıda. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Nefes al ve ver. Çok güzel. Karnımı çek. Harika. Evet, son birkaç kez. Son iki kez. Evet, kırdık dizleri, başımız rahat. Sağ bacak, sol bacak. Evet, çok güzel çalıştırıyor gerçekten. Evet, çok iyi çalıştırıyor. Alt karnı özellikle. Harika. Müthiş bir hareket. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen bütün obliks çalıştıran, bütün abdomeni çalıştıran egzersizimizi yapalım. Onsuz da olmuyor. Memnunuz o hareketten değil mi? Evet hem de çok güzel bir koordinasyon getiriyor. Kesinlikle. Tüm bedeni. Eller yüzer gibi, bacaklar uzun. Hatırlıyoruz. Şimdi onu yapacağız. Ne yapıyoruz? Yine masa pozisyonuna kalkıyoruz. Karnımızı içeri çektik. Her zaman hiç acelemiz yok. Bakalım kaburgamızı kontrol ediyoruz. Güzel kapalı. Kalktık şimdi. Nefes alıp verirken yapıyoruz hareketi. Evet başlıyoruz. Hazır mısınız? Aldım nefes, kolları var, evet. Ve ver. Nefes al. Ver. Al nefes. Ve ver. Tekrar nefes al. Çok güzel. Evet, son bir kez daha. Evet, başımızı rahatlattık. Sağ bacağımızı, sol bacağımızı bıraktık. Çok güzel çalıştıran bir egzersiz gerçekten. Bütün abdomenleri çalıştırıyor. Obliks bile devreye giriyor yani. Evet. Çok bütün, enteresan bir hareket. Çok çok. Bütün çok. Yukarıdan aşağı kadar çalıştırıyor. Şimdi ne yapıyoruz? 100. Evet. Of. 5 tane 5 var. Yarın karın günü hatırlıyorsunuz. Aa evet mi? Yarın karın günümüz yarın değil mi? Yarın karın çalışacağız. Doğru. Karnın bütün inceliklerini burada evet gözler önüne sereceğiz. Bütün inceliklerini karın çalışmak. Doğru çalışmak nasıl olur? Her şeyi inceleyeceğiz. İnceleye inceleye böyle keyifli keyifli bir 50 dakika geçireceğiz. Sırf karın üzerine. Karın yağlarını çünkü çok taktık kafamıza ve kesinlikle yakacağız. Şimdi hemen handırt için masa pozisyonu yaptık. Evet karnımızı içeri çektik. Kaburga kapalı. Çok güzel. Upuzun bacaklar. Nefes alıyoruz şimdi. 5 nefes al, 5 nefes ver. Başla. On. Yirmi. Otuz.
60. Yetmiş. Seksen. Dayan, dayan, dayan. Bırakma. 90. 100. Kal. Çek içeri karnını. Al derin bir nefes. Çek ve bacaklarını rahat bırak. Evet, başın boynun rahat. Sağ bacak, sol bacak. Evet, çok güzel. Harika. Yeter müthiş, bugün. Çok iyi hissettim karnımı bugün. Çok iyi hissettin değil mi? Evet, ya zaten yarın karnı çok yükleneceğiz. Bugünlük bu kadar yeter. Kedi ne yapmış buraya? Kediler bayağı biz yokken. Minderimi takip etmiş. Evet. Sırta başlayacağız. İlk önce şey yapalım. Omurga rotasyonu yapalım. Sevgili Saffet'in hareketi. O da yapmış. Biz yokken de yapmış ama. Öyle mi? Çok, çalışmış. Evet, çok çalışkan bir öğrenci. Harika yani. Ne yapıyorduk burada? Kollarımızı uzatıyorduk ama burada sırtımızın düz olmasına lütfen özen gösterelim. Bu şekilde bükülerek bu hareketi yapamayız. Omuzlarımızı bu şekilde kullanmıyoruz dedik zaten. Bırakıyoruz bakın. Böyle de yapabilirsiniz. Ama yapmıyoruz asla. Hiçbir yararını görmezsiniz. Sırtlar dümdüz. Kollarımızı açtık. Nefes alıyoruz. Ve verdik. Harika. Al nefes. Ver. Nefes al. Ver. Nefes aldım. Nefes al. Evet, omurgadan yapıyoruz rotasyonu. Tekrar nefes. Aldık nefes. Ve verdik. Nefes aldım. Evet, şimdi tek nefes alıp iki nefes vereceğiz ve dirseklerimizi kıracağız. Güzelce nefes aldık. Aldım nefes. Çok güzel. Evet, kürek kemikleriyle itiyoruz. Nefes aldık. Kürek kemikleri de burada devreye giriyor. Çok güzel. Son bir kez. Al nefes. Ve nefes vererek rahatla. Şimdi sırtla devam ediyoruz. Sırtımız çok önemli. Özellikle skolyoz sorunu yaşayanlar, hepinizden özellikle bu sorunu yaşayanlardan birçok mailler alıyorum. Gerçekten çok iyiye gidenler var aranızda. Çok mutlu oluyorum. Kulunç ağrısı yaşayanlar, emziren anneler biliyorsunuz bu şekilde emzirdiği için maalesef kulunç ağrısı, sırt ağrısı oluyor. Bilgisayar başında saatlerce çalışmak zorunda kalanlar yine aynı şekilde. Yani sırt ağrısı biz insanların gerçekten vazgeçilmez bir sorunu. Evet. Maalesef. Sırt çok sorun. Sırta önem veriyoruz. Sırtımızı şimdi rahatlatacağız, çalıştıracağız sırt kaslarımızı. Çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki bütün yük sırtımızda. Yani yaşadığımız herhangi bir stres bile sırtımıza yük bindiriyor. Bundan kurtulmak için herkes şimdi sırt çalışıyor. Evet, bütün Türkiye sırt çalışıyor şu anda. Evet, nefes alıyoruz. Şimdi yattık. Burada kalçamız lütfen sıkı. Bakın, kalçamda güç var. Bacaklarım paralel. Belime herhangi bir yük binmiyor. Nefes alıyorum burada şimdi kalkıp. Aldım nefes. Verdim, kollarım uzun. Tekrar nefes aldım. Nefes verdim, geri döndüm. Nefes al. Ver, uzat kollarını. Tekrar nefes al. Nefes vererek geri dön. Al nefes, kalk. Ver nefes, uzat kollarını. Kollar geriye, nefes al. Ve nefes vererek geri dön. Evet, devam ediyoruz. Nefes aldım. Verdim. Tekrar nefes. Nefes vererek geri dön. Son bir kez. Aldım nefes. Verdim, upuzun kollar. Tekrar nefes. Ve vererek geri dön. Vücudumuz aynı. Ellerimizi birleştirdik. Alnımızın altında nefes alıyoruz burada. Aldım nefes. Ve verdim. Kalktım. Çok güzel.
Aç dirseklerini, aç. Kal burada. Tekrar bir nefes al. Nefes vererek geri dön. Nefes aldım. Ve verdim. Evet, kal burada. Kal, kal, kal. Aç dirseklerini. Bütün sırtın çalışıyor şu anda, aktif. Tekrar nefes. Ve geri dön. Evet, bir kez daha yapıyoruz ama yukarıda biraz uzun kalacağız. Sonra sol ve sağ dönüşlerimizi yapacağız. Nefes aldık. Ve verdim. Çok iyi. Açın dirseklerinizi. Kürek kemiklerinizi itin aşağı. İtin. Bütün sırt çalışıyor. Burada kal, kal, kal. Evet, devam et kalmaya. Şimdi nefes al. Nefes vererek. Geri dön. Evet, harika. Çok güzel. Şimdi sola sağa döneceğiz. Aynı hareketle. Nefesle yapıyoruz. İyice takip edin. Hazır mı herkes? Tamam. Nefes alıyoruz. Önce nefes aldım. Nefes vererek kalktım. Şimdi sola dönüyorum. Nefes aldım. Verdim, ortadayım. Sağa döndüm. Burada kaldım tekrar. Nefes aldım. Nefes vererek geri dön. Çok güzel çalıştırıyor. Evet. Hazır mıyız? Nefes alalım önce. Nefes vererek kalktım. Tekrar nefes aldım solda. Sağda. Aldım. Verdim. Al tekrar. Ver. Çok güzel. Nefes alalım. Kalktık. Evet. Sola döndüm. Nefes aldım. Sağa döndüm. Nefes aldım. Burada kal. Tekrar nefes al. Nefes vererek geri dön. Son bir kez yapıyoruz. Burada evet, belimiz, obliks de devreye giriyor. Sırtımızın dışında yan karın kaslarımız. Yine beli inceltmek için hem sırt hem bel çalıştırıyor. Çok güzel bir egzersiz. Devam ediyoruz. Son bir kez. Nefes aldık. Kalktım. Sola döndüm. Nefes aldım. Sağa döndüm. Burada kal, kal, kal. Nefes al. Ve nefes vererek geri dön. Evet, iyi miyiz? Çok güzel. Sırtımız açıldı. Evet, harika. Şimdi hemen kedi pozisyonuna geçiyoruz. Şimdi kol çalışacağız. Kollarımızı güçlendirmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Ve sıkılaşacak. Kol çalışırken sormuşsunuz, kollarımız kalınlaşıyor mu? Asla kalınlaşmaz. Tam tersine, kolların kasları uzayıp uzun kas hem de sıkı kas olur. Korkmayın kol çalışmaktan. Yeni başlayanlar nasıl kol çalışıyordu? Kedi pozisyonunda. Ama bizimle beraber birkaç aydır pilates yapanlar, yarı şınav pozisyona nasıl geçiyorduk? Bacağımızı biraz geriye, diğer bacak da geriye, kalçayı çek içeri. Evet, işte yarı şınav pozisyonu bu. Nefes alıyoruz şimdi. Al nefes. Ver. Çok güzel. Devam. Nefes aldım ve veriyorum. Süper. Evet, kollar çok güzel çalışıyor. Zorlayın kollarınızı. Çalışsın. Evet. Bir kez daha. Şimdi ellerimizi çeviriyoruz. Evet, parmak uçları birbirine bakıyor. Birbirine bakıyor. Burada göğüs de devreye giriyor. Evet. Yarı şınav pozisyonundayım. Kalçamı bu şekilde çıkarmıyorum. Al kalçayı içeri. Nefesle. Aldım nefes. Ver. Ver. Çok güzel. Devam. Dayanın. Evet, göğüs devreye girdi. Çok güzel. Evet, son iki kez. Evet, çok güzel. Süper. Kollar çok ciddi çalıştı. Ciddi çalıştı, evet. Görüyorsunuz. Uzun uzun kaslar, kalın kollar olmuyor. Sıkı, çok güzel. Şimdi hemen kedi pozisyondayız. Kedi esnememizi yapalım hazır bu pozisyondayken.
Onu da atlamayalım. Burada esnemiş zaten kediler. Kediler oldukça esnemiş. Benim minderimi paramparça. Parça pintik yapmışlar. Nefes alıyoruz. Verirken kedi gibi esne, evet. Çek kalçanı içeri, çek. Burada kal, tekrar nefes al. Nefes vererek geri dön. Bir kez daha yapalım. Nefes alıyoruz. Çok güzel. Esne esne esne. Çek kalçanı içeri. Tekrar nefes al. Nefes vererek. Geri dön. Harika. Şimdi pilateste meditasyon. Shell stretch yapacağız. Deniz kabuğu stretch'i. Herkes gözlerini kapatsın şimdi. Hazır mısınız? Uzanın. Gözler kapalı, kollar upuzun, esne. Gövdenin sırtını esnetmeyi düşün, çok güzel. Burada nefes alıp vereceğiz. Her zaman olduğu gibi burnumuzdan, boğazımızdan veriyoruz. Gözler kapalı. Evet. Gözlerimiz kapalı. Uzat kollarını upuzun, vücudundaki bütün negatif enerjilerini atıyorsun şu anda. Bedenini terk ediyor olumsuz düşünceler, negatif enerjiler, hepsi ama hepsi. Sadece pozitif enerjiler doluyor. Vücuduna, evet, beynine, vücuduna, bedenine sadece pozitif enerjiler. Çok iyi hissediyorsun kendini. Zaten çok iyisin. Çünkü şimdi yavaş yavaş sürüne sürüne kalkıyoruz. Omurlarımızı tek tek kaldıralım yukarı. Evet, tek 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 onları alıştıralım. Omurlar, boyun ve başımız. Gözlerinizi açın artık. Evet, hafif bir baş dönmesi, bu çok normal. Çünkü doğru nefes, beynimize çok daha fazla oksijen gitti. Bir de ne yaptık? Bütün negatif enerjileri attık. Sadece pozitifleri aldık. Negatif olan her şeyi itiyoruz elimizle. Evet, itiyoruz. Onları kabul etmiyoruz. Evet. Yok, onlara yer yok hayatımızda. Negatif hiçbir şey yok. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Asla. İstiyor musunuz? Hayır, istemiyorum. Yok. Evet, şimdi yan gelip yatalım mı Gökhan? Yatalım yani, vakti geldi değil mi? Evet, yan gelip yatalım hemen. Kalça çalışacağız. Kalçamızı bir yakalım. Kalçamızı yakmamız gerekiyor. Oh, böyle de kalça çalışmak çok keyifli oluyor. Ay, evet, yan yatıp. Şimdi dizlerimizi biraz karnımıza doğru çektik. Kalça sıkı, nefes aldık burada. Ve verdim. Al nefes. Ver. Şimdi bunu çalışırken yazmışsınız. İşte kalçam değil de bacağımı hissediyorum. Neden öyle olur? Çünkü kalçayı çevirmiyorsunuzdur. Bakın, dikkatlice lütfen izleyin. Bacağı çeviriyoruz. Yani bakın, düz duruyor neredeyse. Bacak çevriliyor. Kapanıyor. Tekrar kalkıyor ama çevri kalkıyor. Evet. Bakın, düz kalkıyor. Buna önem verirseniz kalçayı daha iyi hissedersiniz. Nefes al. Ver. Anlatıyorum tabii. Kaç oldu? 12. Tamam. Bırakalım. Upuzun bacaklar şimdi. Daireler çizeceğiz. Bu da yine çok güzel kalçayı çalıştırıyor. Nefesle. Aldık nefes. Evet, daireler çiziyoruz. Parmağımızın ucuyla. Evet, upuzun, bacaklar uzun, parmak uçları gergin. Ve son kez, şimdi tam ters yönüne çeviriyoruz. Çevirin tam ters yönüne. Evet, kalçalar çok güzel çalışıyor. Devam. Evet, son iki kez. Süper. Şimdi parmak ucu, upuzun bacaklar, devam ediyoruz. Parmak ucu gergin, flex ve tekrar parmak ucu gergin, dön geri. Nefes al. Ver. Al nefes. Ver. Sık kalçayı. Sımsık olsun kalçan. Ve geri dön. Parmak ucu gergin. Flex. Ve tekrar point. Point. Flex. Ve tekrar point. Dön.
çok güzel. Evet, burada çok güzel çalışıyor. Kalçayı da hissediyoruz. Ve son iki kez. Harika. Bir kez daha. Geri dön. Şimdi tam tersine dönüyoruz. Diğer bacağımızı çalıştıralım. Bu da çok güzel kalçaya yük bindiriyor. Evet. Üst üste yapınca özellikle. Özellikle bacağı da yine kalfları. Evet. Flex point yapınca kalfa da giriyor. Bayağı bir giriyor. Evet. Karnımıza doğru çektik dizlerimizi. Aç kapa yapacağız ama çevirmeyi unutmuyoruz. Bakın bu şekilde açmıyoruz. Bu şekilde açmak yok. Bakın bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde. Evet. Başlıyoruz şimdi. Hazır mıyız? Nefes aldık. Çevirin bacağınızı, çevirin. Evet, kalçayı çok iyi hissedin. Harika. Burada karnımızı da içeri çekiyoruz. Karnımızı hiçbir zaman bırakmıyoruz. Devam. Evet, son kez. Bir kez daha yapıp bitiriyoruz. Uzattık bacakları. Daireler şimdi. Nefes aldık. Daire. Kalça çok güzel çalışıyor. Evet, şimdi tam tersine dönüyoruz. Tam tersi. Evet, tersinde daha da fazla kalça yanmaya başlıyor. Mükemmel. Evet, devam edin, devam edin. Son birkaç kez. Yanıyoruz, yanıyoruz. Süper. Ve evet, bir kez daha bitiriyoruz. Şimdi bacaklar aynı şekilde uzun. Point yapacağız. Parmak ucu gergin. Flex parmak ucu. Evet, daha sonra tekrar pointle geri dön. Al nefes. Ve ver. Egzersiz başlıyor. Nefes aldım. Ve nefes vererek bitiriyorum. Point, flex ve point dön. Çok güzel. Devam. Evet, point, flex ve point. Geri dön. Çok güzel. Son iki kez. Ve bir kez daha. Bitiriyoruz. Harika. Çok güzel. Şimdi kalça kaldırma egzersizimiz var. Hemen onu yapalım. Kalçalar kalkıyor. Evet, kalçalar kalkacak. Bir de bu yan açması vardı değil mi bunun? Onu evet. Da yapalım bugün. Yanlarız, onu da ekleyelim tam olsun. Hadi onu da ekleyelim. Evet. Ekleyelim bugün. Bomba gibi girdik yine her gün olduğu gibi. Evet, ne yapıyoruz? Kalçaları kaldıracağız. Yer çekimiyle savaşıyoruz hanımlar. Özellikle hanımları ilgilendiriyor ama bence erkekler için de önemli. Şimdi hemen bacağımızı kaldırdık. Nefes aldık. Verirken yukarı. Dizimizi kırdık. Nefes aldık burada. Ver yukarı. Devam. Evet. Kalçalar yukarı, yukarı. Son kez. Şimdi devam. Bacağı açıyoruz burada. Nefes aldık. Açtım. Al nefes. Ver. Nefes al. İlk gün bugün. Bir 8 kez yapalım. Al nefes. Evet, bir kez daha ve son kez.
Evet, çok güzel kalçayı çalıştırıyor değil mi? Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Uzattık bacağımızı, nefes aldık. Yukarı. Devam. Devam. Yukarı. Yer çekimiyle savaşın. Savaşın. Kalçalar yukarı. Çok güzel. Devam. Evet, son iki kez. Dizimizi büktük. Devam. Al nefes. Yukarı pas. Yanıyoruz. Çok güzel. Kalçalar yukarı. Yukarı. Şimdi ne yapıyoruz? Yana açma. Yana açacağız. Evet, nefes aldık. Aç. Çok güzel. Son iki kez. Bir kez daha. Evet, çok güzel. Harika. İyi misiniz? Vallahi gayet. Gökhan, sen bunu istiyordun, kaç gündür bana söylüyordun. Evet, ne olur işte yanı açalım da kalçayı daha da yakalım şöyle böyle diye. Ben zaten memnuniyet mimiği verdim ona. Evet, harikasın. Memnun. Yani sen şaşırdın ama Gökhan istedi. Gökhan'ın evet, yoğun isteğiydi evet, bu. Gökhan'ın tabii. Yoğun isteği üzerine. Evet. Ya bir arkadaşım bir şey dedi de ondan sonra o gaza geldim. Ne işe yarıyormuş? Kadınlar da dedi, erkekler de önce falan dedi. Tabii. Bakıyor dedi ya. Doğru, kalça önemli, sımsıkı kalçalar. Hem erkeklerde hem kadınlarda kesinlikle. Ama erkekler daha şanslı kalça konusunda değil mi? Tabii, yapı olarak yapı daha farklı, daha darlar. Kadın gibi evet, değil. Evet, kadın gibi değil yani. Onların evet, daha sıkı oluyor. Şimdi evet, kadın deyince tabii göğüs tabii bizler için yine çok önemli. Hemen göğsümüzü de bir çalıştıralım, ondan sonra streç yapalım. Ne yapıyorduk? Ellerimiz böyle. Biraz şu şekilde, kollar açık. Omuzlar bu şekilde değil. Bıraktık omuzları, gayet rahatız. Nefes aldık. Çok güzel. Evet, çok güzel. Göğüs burada çalışıyor. Göğsümüz. Ve son iki kez. Şimdi yukarı devam edeceğiz. Burada omuzlarda devreye girecek. Yukarı. Harika. Burada küre kemiklerini bile hissediyorum ben. Evet, aşağı itmemiz gerekiyor özellikle aha, orada. Aşağı it ve yukarı. Çok güzel. Kollar yoruluyor. Evet, omuzlar çok güzel çalışıyor. Göğüs. Ve son iki kez. Bir kez daha. Bırakıyoruz. Hemen şimdi yan yatıyoruz ve güzel esnememizi yapalım. Seçimizi yapalım yan yatıp. Evet, onu unutmuşuz. Ödül zamanı. Ödül zamanı, evet. Çok güzel. Karnımıza doğru çektik biraz dizlerimizi ama kalçamız burada hiç hareket etmeyecek. Elimizi üst üste koyuyoruz. Evet, bütün omurgamızı, sırtımızı rahatlatıp esneteceğiz. Nefes alıyoruz. Yarıya kadar nefes aldım. Ve nefes ver. Evet, kal burada. Kal, kal, kal. Esne. Tekrar nefes al. Yarıya kadar nefes aldım. Ve nefes veriyorum. Tekrar nefes aldım. Verdim. Çok güzel. Tekrar nefes al. Ve nefes ver. Evet. Aldım nefes. Evet, kal şimdi burada biraz. Esne, esne, esne. Sırtın açılsın. Evet. Kürek kemiğini yere değdirmeye çalış. Harika. Kapat gözlerini. Esne, esne, esne. Çok güzel. Tekrar nefes al. Ve nefes vererek geri dön. Hemen diğer tarafa geçiyoruz. Yattık aynı şekilde. Kollarımızı üst üste koyduk. Çok güzel. Kalça hiç hareket etmiyor, sabit. Nefes aldım. Ve verdim. Evet, kal burada. Kal, kal, kal. Esne. Kürek kemiğini yere değdirmeye çalış. Esne, esne. Çok güzel. Ve tekrar nefes al. Nefes vererek geri dön.
Evet, tekrar nefes aldım. Al nefes. Ver, kal burada, kal. Çok güzel, esne esne esne, harika. Evet, kürek kemiğini it it it. Of, çok güzel ya. Kapat şimdi. Evet. Devam et, nefes al. Nefes vererek geri dön. Evet, son bir kez yapıyoruz. Biraz daha uzun kalacağız. Nefes aldık. Yarıya kadar nefes aldım. Nefes verdim, upuzun kollar. Evet. Esnemeye devam et. Kapat gözlerini. Çok güzel. Kürek kemiklerini it it it. Evet, kalça sabit. Kalçada bir hareket yok. Çok güzel. Esne esne esne. Uzat uzat kollarını. Ve tekrar nefes al. Nefes vererek geri dön. Harika. Evet, çok güzel. Ay, bu. Evet ya, harika bir hareket. Hastalığı alan, evet, hareket. Acı çekme zamanı. Allah mı gene? Evet, acı çekeceğiz. Evet, arka bacağımızı esnetmemiz gerekiyor. Kalçamızı da açmamız gerekiyor, değil mi? Burada oturma kemiklerimizin üzerine oturmaya çalışıyoruz. Evet. Bu arada annemin boyunu ölçtük dün. 2 santim uzamış. Yani annen. Duruşu düzeldi. Süper. O da emekli... Ne kadardır yapıyor? Başından beri programı yapıyor. 4 aydır yapıyor. Evet, ve emekli bir bankacı kendisi. Kaç yaşında? 55 yaşında. 55 yaşında. Hareketleri o kadar iyi yapıyor ki ben şaşırdım ya, beklemiyordum o kadar. Maşallah. Harika, ne güzel. Vallahi sevmişler. Sevgiler buradan. Benim teşekkür de akrabam öyle. Gerçekten 2-3 santim atmış. Yani başından beri takip ediyor. İnsan daha bir mutlu oluyor, değil mi? Evet. Kesinlikle çok güzel bir şey. Yani çünkü bizim boyumuz var esasında, ama şimdi boyu olan insanlar da işte boyunu kısıtlıyor. Ya da omuzları böyle yaklaştırıyor. Bu şekilde duruyor. 2-3 santim kısa duruyorsun dolayısıyla. Evet, evet, kesinlikle öyle. Evet, burada şimdi point flex. Point flex. Arka bacağımızı açıyoruz, esnetiyoruz. Çok güzel. Bacağımızı rahatlatalım. Üst bacağımıza biraz masaj yapalım hatta. Esnesin, esnesin. Harika. Nefes al. Ver. Al nefes. Ver. Evet. Böyle flex yaptığımızda arka bacağımızda bir acıma oluyor, ama bu normal. Endişelenmeyin. Yeni başlayanlar özellikle. Bizimle 4 aydır yapanlar zaten biliyor. Evet, hamstring kaslarımız esniyor. Nefes aldık burada. Verdiğimde dizime doğru yaklaşıyorum. Yaklaşabildiğimiz kadar. Kendimizi zorlamıyoruz. Burada kal. Nefes al. Al nefes. Esne esne esne. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Nefes. Evet, arka bacağımızda bir acı hissediyoruz. Evet, esniyoruz. Bu çok normal. Şimdi hemen diğer bacağımıza geçeceğiz. Bacağımız da uzuyor. Arka bacağımızda, evet. Kaslar da uzadığı için duruş pozisyonunuz da düzelirse, eğer ki yanlış duruyorsanız, ki bu dünyadaki kanıtlanmış bir şey, %95 insanlar yanlış duruyor. Evet. O kadar fazla düşünün yani. Ya zaten sağlı sol da çok simetri olmuyor her insanda. Yani mutlaka sağlı sol farklı oluyor. Farklı oluyor. Onun da çok etkisi, evet, oluyor. Kalça kemiği olsun. Omuzlar olsun. Evet. Önemli olan sorunun nerede olduğunu anlayıp düzeltmeye yönelik çalışmak. Nefes al ve ver. Evet, çok güzel. Üst bacağımızı hafif bir masaj yapıp rahatlatalım. Evet, rahatlatalım bacağımızı. Esne. Çok güzel. Açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz bacağımızı. Süper. Şimdi burada nefes aldık. Nefes vererek dizimize doğru yöneliyoruz. Yönelebildiğimiz kadar. Kendimizi zorlamıyoruz. Yönel. Nefes almaya devam et. Çok güzel. Al nefes. Ver. Nefes al. Ver. Esne esne esne. Çok güzel. Evet. Bacağımız açılıyor, açılıyor. Upuzun bacaklar. Harika. Evet. Çok güzel. Şimdi bacağımızı yavaşça kapatalım. Evet. Bugün gerçekten güzeldi. Ben çok keyif aldım. Çok güzel sırt çalıştık. Karın çalıştık. Kalça. Yeni kalça egzersizimize ekledik. Sırtımız açıldı. Şu anda sırtımı inanılmaz iyi hissediyorum. Eminim siz de öyle hissediyorsunuz, doğru nefesle. Şimdi reklamlar. Reklamlardan sonra bugün yine çok bilgili, dolu dolu bir program olacak. Sakın kaçırmayın. Çünkü Profesör Doktorumuz Cumali Akdol'un bizlerle beraber guatr ve tiroid üzerine konuşacağız. Çok önemli, biliyorsunuz. Müzisyenimiz Murat Usanmaz var bizlerle beraber. Bugün çok güzel bir börek hazırlayacağım.
Harika bir börek. Evet, kabak böreği. Sakın kaçırmayın diyorum. Çok güzel bir börek. Ve bugün seçtiğim besin Brüksel lahanası. Brüksel lahanası hakkında besin değerlerini size vereceğim. Ne kadar yarıyormuş, nasıl bir güçlü antioksidanmış görün bakalım. Az sonra beraberiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.